Hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmesi sonrası basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevin tekrar Sucuoğlu'na verilmesinin ülkenin demokrasisine zarar vereceğini söyledi. Erhürman, Tatar hükümeti kurma görevini ana muhalefet partisine verip mutabakat hükümeti kurabiliyorsa kurar, kuramazsa da erken seçime götürürüm derse bu görevi almaya hazırız dedi. Eğer bize verilecekse görev, biz bunu kabul etmeye hazırız. Mümkünse bir mutabakat hükümetini değerlendirmeye hazırız. Bunun için de her türlü alternatifi, işte teknokratların da olduğu, olmadığı alternatifleri de değerlendirmeye hazırız. Yeter ki daha önce söylediğim gibi bu kurulan absürtlüğün bir parçası haline bizi getirip de siz alın 15 gün dolaşın ama bu tarafta zaten UBP'den bir milletvekilinin başkanlığında UBP, DP, YDP koalisyonda hazırdır. Siz bir tura atın. Sonra zaten onların kurulmuşu var orada. Cem Yılmaz'ın deyimiyle burada kurulmuşu var modeline. Gelinsin iş diye bir şey yapılacaksa biz böyle bir sürecin parçası olmayacağımızı 15 gün önce söyledik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. 15 gün önce söylediklerimiz doğrulandı maalesef. Ülke tarihinde görmediği bir tuhaflığın bir kaosun içerisine sokuldu. Tekrardan aynı şeyleri bu ülkeye yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin pozisyonu net. Eğer kararını verdiyse, verirse Sayın Cumhurbaşkanı ve derse ki biz artık Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanlığını kuramayacağını gördük, sürdüremeyeceğini. Teamülen de hukuka aykırı olması da teamülen de bir genel başkanı varken Ulusal Birlik Partisi'nin hele de bu iddiaların yaşandığı, müdahale iddialarının yaşandığı ortamda genel başkanı varken bir milletvekiline vermek de legal olarak mümkün olsa bile meşru değildir. Gayrimeşrudur. Bu nedenle yapamam bunu. Bu şartlarda ana muhalefet partisine veriyorum ben bu görevi ve başka birine de vermeyeceğim. Ana muhalefet partisi bir mutabakat hükümeti kurabiliyorsa kurar. Kuramazsa da ben yetkilerimi kullanarak ülkeyi seçime götürürüm derse biz bu görevi almaya hazırız. Ama dediğim gibi böyle olmadığı takdirde böyle bir yapının sanki biz de parçasıyız. Böyle bir şey söz konusu. Halkın Partisi Milletvekili Ciğerli Refik Rogers, hükümet arayışı ile ilgili yazılı açıklama yaparak parti olarak kırmızı çizgilerinin demokratik teamüller olduğunu, hükümeti kurma görevinin UBP'de parti başkanı dışında bir vekile verilmesi halinde Halkın Partisi'nin bu yapının içinde yer almayacağını, parti başkanı dışında birine hükümet kurma görevi verilmesinin hem ülke demokrasisine hem de Kıbrıs Türk halkının iradesine saygısızlık olacağı belirtildi. Halkın Partisi'nin UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun talebiyle bir görüşmede bulunduğunu, bunun bir değerlendirme toplantısı olduğunu kaydeden Rogers, hükümet kurmak için önce görevlendirme yapılmasını beklemek gerekiyor dedi. Rogers, Ersan Saner hükümeti öncesinde Halkın Partisi olarak bir toplumsal mutabakat hükümetini önermiştik. Pandeminin etkilerini hissetmeye başladığımız bir dönemdi ve ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı vardı. Doğru olan da o dönem grubu olan üç siyasi partinin bir araya gelip popülizm yapmadan toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesiydi. Ancak sıcak bakılmadı. Geldiğimiz noktada ne kadar yerinde bir öneri olduğunu hepimiz gördük. Siyasete güveni ciddi anlamda zedeleyen olayları arka arkaya yaşadık. Mevcut tablodan gerçekten çalışacak, üretecek bir hükümet çıkması pek mümkün görünmüyor dedi. Meclis Başkanı Töre, Sönmezliler Ocağı Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Demokrasinin içerisinde çarelerin tükenmeyeceğine inandığına değinen Töre, halkın seçilmiş siyasilerden hizmet beklediğini vurguladı. Devlet sahibi olduk ama gelmiş geçmiş bu zaman dilimleri içerisinde hükümet oluşumları sık sık değişiyor ve siyasi istikrarsızlık meydana getiriliyor. Geliyor. Bu siyasi istikrarsızlık tabii ki hepimizi üzmekte ve hizmet verme noktasında zafiyetler yaratmaktadır. Biz de çok üzgünüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı olarak.
sık sık hükümet değişmelerinden rahatsızız. Ama demokrasinin içerisinde de çarelerin tükenmeyeceğine inanıyoruz ve sabırlı bir şekilde bir an önce bunların düzelmesini bekliyoruz. Çünkü halkımız bizden hizmet bekliyor. Töre, halkımıza örnek olmak zorundayız. Hem Cumhurbaşkanımız hem de siyasilerimizin en kısa sürede gereğini yerine getireceğine inanıyorum dedi. Ama istikrarsızlık fevkalade yakışmamaktadır. Bize yakışmamaktadır. Bir an önce hükümetin kurulmasını biz de parlamento olarak bekliyoruz. Ve üzerimize düşen görevi en hızlı şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Ve halkı demokrasiden de soğutmamak lazımdır. Parlamentodan da soğutmamak lazımdır. Hükümetlerden de soğutmamak lazımdır. Çünkü biz örnek olmak mecburiyetindeyiz. Halkımıza örnek olmak mecburiyetindeyiz. Gereğini mutlaka yerine getirecektir hem Cumhurbaşkanı hem de siyasal partiler diye ifade edeyim. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havaalanı'nda yapılan uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Son Yolculuk adı verilen operasyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapan AK'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 11 kilo uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Şahıs tutuklandı. Uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alındı. Maliye Bakanlığı yazılı açıklama yaparak cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre 1-30 Nisan tarihleri arasında maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 438.176.234 lira ve 73 kuruş maaş ve maaş nitelikli ödemeler toplamı olarak 723.840.376 lira 18 kuruş ödeme yapıldığı duyuruldu. Maliye Bakanlığı'nın Nisan 2022 toplam ödemesinin 1 milyar 162 milyon 16.610 lira 91 kuruş olduğu bildirildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Dairesi, son günlerde trafik işaret levhalarının bakımsız olmasının halk tarafından tepkiyle karşılanması konusuyla ilgili açıklama yaptı. Trafik işaret levhaları ile ilgili 2021 yılı içinde ihale yapılmış fakat dövizde yaşanan yükseliş dolayısıyla ihalenin tamamlanamadığı aktarılan açıklamada, bu yıl çıkılan ihalenin tamamlandığı, önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacağı kaydedildi. Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklama şöyle. Ülkede bulunan trafik işaret levhalarının yenilenmesi için Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl çıkılan ihale tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacaktır. Acil olan levhaların yenilenmesi için de Karayolları Dairesi kendi imkanlarıyla çalışmalarını yürütmektedir.